Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin kendi şahsının ve ahlakının mucize olduğu söylenebilir mi? Ee, bu konuya girmeden önce, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sergilediği bütün özelliklerin mucize olup olmadığına girmeden önce, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halinin ve her tavrının, her konuşmasının, her duruşunun peygamber olduğuna delil olduğunu söyleyebiliriz. Yani peygamber efendimizin ubudiyetini inceleyelim, takvasını inceleyelim. Hayatında serlediği bütün tavır ve davranışlarını, oturuşunu, yatışını, yürüyüşünü, konuşmasını, hatta insanlara bakışını, tokalaşmasını inceleyelim. Gece ibadetini, insanlar içerisindeki tavır ve davranışlarını, ailevi münasebetlerdeki duruşlarını, hareketlerini, yani hayatının bütün alanlarını derinliğine, yüksekliğine ve genişliğine incelediğimizde onun her halinin ve her tavrının hatta yüzündeki görüntünün bile peygamber olduğunun delilleri sayılabilir. Çünkü örneğin Abdullah bin Selam gibi Yahudi alimlerinden bazıları demişlerdir ki şu yüzde hile olamaz demişlerdir. Peygamberimizin yüzünü görmekle onun peygamber olduğunu anlamışlardır. Dolayısıyla peygamberimizin her hali, her tavrı ve her hareketi, her konuşması ve ondan bize gelen her şey onun peygamberliğine delildir, peygamber olduğunu gösterir. Ancak her hali harika değil. Ne demek harika değil? Yani insanların taklit edemeyeceği özelliklerde değil. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların taklit edemeyeceği, harika özellikleri, sürekli harika bir hayat yaşasaydı, o zaman mesela o da acıkmasaydı, susamasaydı, yorulmasaydı, uyumasaydı, beşeri, insani özellikleri göstermeseydi, o zaman biz onu örnek alamazdık ve bize her konuda imam, önder ve lider olamazdı. Öyleyse, konuyu özetlemek gerekirse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali, her tavrı onun peygamberine delildir. Ama her hali, her tavrı bizim taklit edemeyeceğimiz mucize özelliklerde değildir. Peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada ahlakında gösterdiği, tavrında gösterdiği, hayatında gösterdiği özelliklerin mucize olma yönü olabilir mi? Bediüzzaman Hazretleri şu ı Marifet-i Nebi isimli eserinde buna şöyle bir açıklık getirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakın en zirvesindeydi. Yani her bir ahlakın zirvesinde olması zıt unsurları kendinde barındırması anlamına geliyor. Mesela bir insan çok cömert olsa iktisadı ve tasarrufu muhafaza edemiyor. Bir insan çok adil olsa affetmeyi, bağışlamayı koruyamıyor. Yani Adaleti yerine getirmekle bağışlamak zıt şeyler. Bu ikisini zirvede tutmak, en yüksek sevde bulundurmak çok zor ve imkansız neredeyse. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında sergilediği bütün güzel huyların, güzel ahlakın ibadetinden takvasına, ailedeki özel hayatından toplumdaki münasebetlerine varıncaya kadar, bütün hayatında serlediği güzel ahlakın her birinde zirvede, hem hilimde yani insanlara davranışlarındaki güzellikte zirvede, hem de düşmanlarına karşı mücadelede zirvede, hem cömertlikte zirvede, hem iktisatta ve tasarrufta zirvede, hem insanları affetmede zirvede, hem insanlar arasındaki adaleti tesisinde zirvede. Peki bütün bu konularda her birinde en yüksek seviyede, en üstün meziyette bulunması onun hayatının bu açıdan mucize olduğu söylenebilir. Ama onun gösterdiği bu hallerin her birini herkes kendi makamı, mertebesi ve konumu açısından örnek alabilir, örnek alır ve yaşar.